İstediğiniz istediğiniz kadar zengin olun. Çok paralı bir devlet olun. Ama COVID-19 salgını nedeniyle ülkeler zaman zaman sınırlarını kapatıyorlar. Bu sınırlarımız kapatıldığı zaman elimizde istediğimiz kadar da para bile olsa nasıl alacağız dışarıdan? En azından tarım ürünlerini nasıl alacağız? Sınırlar kapalı, uçaklar çalışmıyor, gemiler çalışmıyor, vapurlar çalışmıyor. Neyse işte trenler çalışmıyor. Paranız da var ama sınırlar kapalı bu salgın hastalık nedeniyle. Ama Demek ki Rus... alamayabiliyorsunuz işte. Tabii Rusya mesela bazı konularda pandemi var bana lazım diye takmayabiliyor ko tabii. Kotayı e değiştirdi. Tabii. Bakınız Cezayir buğday satmıyor. Bunun şeyiyle pandemiyle de ilgisi yok. Benim kendi insanıma yetecek kadar buğdayım var. Daha fazla olursa ancak satarım diyor. Biz bırakın kendi ülkemizin tarım ürünlerini kendi çiftçimize vermediğimiz desteği, ithal ettiğimiz her üründe o ülkenin çiftçisini desteklemiş oluyoruz. Yani bu, bu vicdanlara sığar mı? Nijerya'da, Sudan'da toprak kiralıyoruz, tarım yaptırıyoruz. Bizim ülkemize oradan geliyor. Biz ödüyoruz o kira bedelini. Tarımı orada yaptırıyoruz. Yahu Konya Ovası bomboş ve ülkenin pek çok ovası, en verimli ovaları bomboş. Ama biz yurt dışından ithal etmekle kendi çiftçimize vermediğimiz o desteği o ülkelerin çiftçisine veriyoruz. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? İşte günlerdir ayçiçeği fiyatları ya. ve bulunup bulunmaması konuşuluyor. Karikatür yapmışlar evin babası elinde ayçiçeğiyle Hı. yağıyla giriyor. Ben onun videosu, onu videosunu var, gösterdim eşi. çünkü sosyal medyada evine ayçiçeği yağı getirebilen kahraman fedakar baba. Evet. Videoları çığ gibi. Evet. Şimdi bir lira için yani bir lira daha ucuz ise elma alma kuyrukları var. 50 Yo. kuruş bir lira daha ucuzsa ekmek alma kuyrukları var. E ne oldu? İkinci Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa'ya dünyanın lafını ettiler değil mi? Halka aç bıraktın karneyle ekmek dağıttın diye. O da evet dedi. Çünkü savaş yıllarıydı. Bir milyonluk bir ordu beslemek zorundaydım. Çünkü biz Çanakkale Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak için olur da savaşa girmek zorunda kalırsak diye bunları stokladım. Ama siz de aç bırakmayıp karneyle dağıttım dedi. Şimdi şimdi ne oluyor? Şimdi ekmek için kuyruk, elma için kuyruk, yağ için kuyruk, tuz için kuyruk. Bu kuyruklar bitmiyor. Üstelik de savaş yok. Bu, bütün bu kuyruklar pandemiden önce de vardı değil mi? Geçen sene soğan terör, soğan stok et, stoklayanları terörist falan ilan etmişlerdi. Zaten ülkede kendisi gibi düşünmeyen herkes ya terörist ya vatan haini ya alçak. Böyle e, suçlanıyor. E, soğan üreticileri de nasibini almıştı buradan. E, terörist olarak suçlanmışlardı. Yani e, çiftçi e, köylü milletin efendisidir diyen bir anlayıştan... Soğan üreticisinin terörist ilan edildiği bir anlayışa geldik. Sözel olarak. Eylemsel olarak nereye geldik? O fabrikaların hiçbiri kalmadı. O tersanelerin hiçbiri kalmadı. Tank palet fabrikamızı bile Katar'a sattık. Yani bizim için son derece stratejik ve ulusal güvenlik tabelası asılabilecek olan bir fabrika bile artık bizim değil. Daha ne olsun? şey hariç tabii eğitimde, kültürde, sanatta, hukukta geri dönüşümleri de ayrıca konuşma imkanımız olursa. İkinci bölümde olursa... E, bunlara da e, sıra gelir mi bilmiyorum ama şimdi bütün bu anlattıkları e, Öney alpagonun e, genel e, zaten tabloyla birlikte iktidarı ne kadar sıkıştığını ortaya koyuyor. Evet. Nitekim e, söz ettim. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bugün akşam saatlerinde saraya gidiyor. Erdoğan tarafından kabul edilecek. Bu pek kolay rastlanan bir şey değildir. Yani işte Erdoğan'ın sevip de hani gel bakalım konuşalım dedikleri listesinde çok olmaz. Fakat randevu listeleri zaten çok acayip şeyler anlatıyor ve anlatmaya devam ediyor. Erdoğan'ın listesi randevu defterinde, ajandasında... Saadet Partisi e, isimleri e, ağırlıktaydı. Onu konuşacağız. Çok enteresan gelişmeler var. İşte Türk İş Başkanı... E, ...çıkıyor o var. Bu arada HDP... E, ...randevu e, hamlesi başlattı. Pervin Buldan ...bazı partilerden randevu istemiş. E, i̇lk hangi parti tamam bekleriz demiş. Onu paylaşacağım. E, bir iki de ilginç... E, Görüntümüz var ama ikinci bölüme saklıyoruz. Birinci bölümün sonuna geldik. Birinci bölümü ee, Öney Alpago'nun andığı evine yağ getirebilen kahraman baba videosu yayınlamıştım ya. Onu bir daha hatırlayarak bitirelim. İkinci bölümde buluşalım.